Çiçeklerle karşıladık bugün sizi. Gündem bu zarif çiçekler kadar güzel, iç ısıtan başlıklarla dolu olduğu için değil, tam tersine. Ama bu çiçekleri sevgili arkadaşım, meslektaşım bir bakıma, sinema ve tiyatro oyunculuğunu yanında da meslektaşız da çünkü, Orhan Aydın getirdi. Çok teşekkürler Orhan. Geldim. İnanılmaz güzel, inanılmaz. Biraz daha yakından göstereyim şunu ya. Şimdi şunun güzelliğine nasıl, bir baba yaklaşsanız da çocuklar ya şuna bir, lütfen. Bakın, anlaşılabiliyor değil mi? Bu bir kaktüs, fakat çiçek açmış. Dibinde taşlar var. Kaktüs böyledir biliyor musunuz? Kaktüse su vermezsiniz. Kaktüsü taşın dibine atarsınız. Kaktüsü horlarsınız. Kaktüsü dört duvar arasına korsunuz. Kaktüs inadına çiçek açar. Açar. Her koşulda açar. Çölde de açar. Su kenarında da açar. Dağ başında da açar. Balkonunuzda da açar. Cezaevi avlusunda da açar. Dolayısıyla bu çiçek buradan önce Musa Kart kardeşime. Ah canım Musa. Ve, evet, günaydın Musa. Cumhuriyet Gazetesi'nde tutuklu olan bütün arkadaşlarıma. Düşünce özgürlüğü anlamında halklarında mahkeme kararı olmadan halen tutuklu bulunan bütün gazetecilere ki bu konuda dünya birincisiyiz. Rekor kırdık. Evet, 146 gazeteci şu an cezaevinde. İkinci sırada dün galiba sen yayında söz ediyordun. Çin var. Mısır ve Eritre var mesela yani. Eritre. Ve burada Türkiye birinci sırada. Bu 21. sırada yüzyılın utancı değil mi ya? Yani ya. 79 milyonluk ülkede 14 yıldır bir ülkeyi yöneten bir siyasi partinin gelip durduğu yer burası. Düşüncelerini açıklayan, bu konuda yazılar yazan, öyküler yazan, romanlar yazan, çizen, resimler yapan, müzik yapan, sanat yapan, hayata zenginlik katan kim varsa, hayata neşe katan, hayata sevinç katan kim varsa eğer, bunların açıkladıkları düşüncelerin tamamını suç olarak görüyorsun ve derdes edip kelepçeleyip cezaevine atıyorsun. Bu 21. yüzyılın 79 milyonluk ülke için en büyük utancı diye düşünüyorum. Sen bu çiçeği seçerken sabah ne düşündün bilmiyorum ama benim ilk hissim oldu işte. Kaktüsler her koşulda çiçek açarlar. Cezaevindeki arkadaşlarımızın da akılları, o yaratıcılıkları olduğu sürece onlar da hep çiçek açacaklar. Yazdıklarıyla, düşündükleriyle, konuştuklarıyla çiçek açacaklar. Ay çok çok güzel bir seçim yapmışsın Orhan. Aynı şeyi düşündüm. Yani kaktüs alırken her koşulda yaşamayı seçen, yaşamayı da bilen, her ortamda sen yaşamayı bilen ve her ortamda yeşermesini bilen ve çiçeği durmasını bilen bir bitkidir kaktüs. Dolayısıyla cezaevindeki dostlarımıza ve de hayatın bizzat kendisine, ülkede umutsuz olan herkese. Herkese, doğru, evet. Doğru. Ama cezaevi başka, neden başka? Yoksulsunuzdur ama bahçenizde bir paslı yağ tenekesinin içinde sardunyanız vardır. Türkiye'de, Anadolu'da o kadar çok vardır ki o. O yoksulluğunuza inat, yaşam sevincinizi öldüremediklerini gösterir o sardunya. Paslı yağ tenekesi içinde. Ama cezaevinde çimene, ota bile tahammül yok. Tahammül yok. Nerede kaldı ki çiçek? O kadar eski ki Ayşenur bunun tarihi. Türk Edebiyatı'nda çok büyük yeri var. Cezaevlerindeki pencere önü çiçeklerinin ve orada hayata tutunmak için mücadele eden insanlığın yalnızca düşüncelerini açıkladıkları için orada olan insan. Sardunya'yı tutuklamışlar ya. Yani Can Baba da var. Yoğun biçimiyle Ahmet Arif de var. Ahmet Arif de yani, var. Yani haberin var mı? Taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna önümlere gidip geldiğim zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketime. Yani çiçek çiçek hapis edilemeyendir. Zordur. Evet. Her düşünceyi hapsedebilirsiniz ama çiçeği hayır, hapsedemezsiniz. Çünkü mutlak bir yerden çıkar. Dün akşam izledim yine bir belgeselin içerisinde.
Boğaz yığınlarının ortasından tohumlar fışkırıyor, çiçek tohumları fışkırıyor, betonların içinden fışkırıyor bitkiler. Hayat böyle bir şeydir, umut da böyle bir şeydir. Her şeyin çok karanlık olduğu, her şeyin çok geri olduğu, 21. yüzyıl dedikleri bu yüzyılın neredeyse 18. yüzyılda kaldığını düşündüğüm bir insanlık tarihi açısından baktığımda öyle olan bir süreçte her şey gidebilir, her şey yok olabilir. Doğanın kendisi, çiçek ve hayat mutlak yeşerir. İnsan da onunla beraber değişir diye düşünüyorum. 150 diyelim biz ona, gazeteci içeride. Çünkü gazeteci basın kartı yok diye gazeteci saymadıkları aslında 200'e yakın diyebiliriz. Ama yani dünyada rekor. Daha ne diyelim, sayıların önemi var mı? Hepsinin adını tek tek sıralamamız mümkün değil elbette. Ama hepiniz lütfen, eğer izliyorsanız, izleyebiliyorsanız hepiniz için bunları söylendiğini düşünün. Ama birkaçını şimdi hayal edebiliyoruz ikimiz de. Başta Musa Kart olmak üzere dedi. Musa Kart'ın o gülümseyen gözlerini ne yapacaksınız beyler? Ne yapacaksınız? Yani o gülümseyen gözler. Canım Musa, tekrar günaydın. Şimdi Akın Atalay, günaydın. Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Önder Çelik, Bülent Utku, Kemal Güngör, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Naz Yılacak, Ali Bulaç, Ahmet Altan, Mehmet Altan. Görüşlerimiz farklı olabilir ama hani Cumhuriyet'teki gazetecilerimiz zaten bir saniye bile içeride olmayı hak etmiyor, onu biliyoruz. Ama onun dışındakiler için de söylüyorum. Onlar da tutuklanmamalı, demirler arkasında olmamalı. Görüşlerimiz ayrı olabilir. Bir zamanlar bana, Orhan'a düşmanlık etmiş olabilirler. Ama adaletten ve hukuktan söz edeceksek bunu da söylemek boynumuzun borcu. Şimdi birkaç sıcak başlık vereceğim. Ondan sonra bizim yolunu gözlediğimiz sevgili Hüsnü Mahalli ile ilgili bir telefon bağlantımız olacak. Efendim, şunları da konuşacağız. FED, Amerikan Merkez Bankası faiz dedi dün. 25 baz puan faiz arttırdı. Bu bekleniyordu. Yani hani sürpriz mi oldu? Hayır. Ama sürpriz olmayınca etkisini mi yitirdi? Hayır. Sürpriz değildi ama gene de etkili oldu. Çünkü dolar şu anda 3.53 civarında görüldü. Tam çocuklar baktınız mı doların fiyatına? Tamam değil mi? Evet, şu an 3.53 dolar. Bugün bu konu için herhangi bir zirve yok. Dolar 3.53 beyefendi. Bence akşam üzeri daha farklı bir seviyede kapanacak. 3.56-3.55. Yani sabah okudum ve baktım ekonomistlerin yorumlarına baktım. Tabii, dünyadaki genel durum da böyle. Ama biz daha kırılgan, hatta daha batık bir ekonomiye sahip olduğumuz için bizdeki durumu 3.56-3.57'ye doğru tırmanacak. Evet, zira doların ateşinin düşmesini engelleyecek araçlar, yöntemler, gereçler iktidarın elinde şu anda yok. İktidar kontrolü kaybetmiş durumda. Pek çok konuda olduğu gibi. Niye öyle diyorsun canım? Var ya işte, diyor ya, git dövizinizi bozdurun. Bozdurdu altın insanlar. Altın alın, Türk parası alın aldılar, diyor. Aldılar, altın aldılar. Kapalı çarşıda kuyruklar oluşmuş falan. Şimdi Azim bak, doları bozdurmak, dövizi bozdurmak evet istedikleri bir şeydi ama diyor, bekliyorlardı ki o bozdurdukları parayla gidip alışveriş yapsınlar, ekonomiye can getirsinler. Ama şey gittiler, altın aldılar insanlar. Çünkü sokaktaki vatandaş da, orta boy ölçekteki şirket de, büyük işletmelerde korkuyor. Ya bir rakam yeter. Özel sektörün, bakın sadece özel sektörün borcu, dış borcu, dış 225 milyar dolar. Toplam borç 465 milyar dolar. Dış ve iç borcun tamamı. Bu 225'i bunun özel sektörü. Özel sektörün ne yapacak? Borcu, evet. Ne yapacak? Petrolün, Brent petrolün varili 62'lerde falan dolaşıyor. Ne yapacağız? Hepimizi ilgilendiriyor. Bu çağrıyı yapanlar, bunu söyleyenler ve bunun
kurtuluş olduğunu da halka anlatmaya çalışanların tamamı bütün yatırımlarını, köprüler, hava yolları, viyadükler, kurulması gereken fabrikalar, yollar, aklınıza ne varsa hepsi yaptıkları, yapıyoruz, çalışıyoruz dedikleri her şeyin tamamını dolar aracılığıyla borçlanıyorlar. Yani şu an yapılan 3. köprü ve 3. havalimanının bütün iç ve dış borçlarının tamamı dolar üzerinden. Üçüncü köprüden geçiş dolar üzerinden, dolarla dolar zaten. Üzerinden. Bu arada şimdi bir haber gelmiş. Editörüm Aylin Okutan söyledi. Hazine müsteşarlığına FETÖ operasyonu yapılıyormuş. Tamam, yani hani daha karışalım. FETÖ operasyonları hiç bitmesin. Bu nasıl bir şeyse. Biz size birazdan Saygı Öztürk'ün FETÖ macerasını, Türkiye'nin FETÖ macerasına dair yazı listinden söz edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Hani ya görmezden gelmişler falan değil. Nedir? Şurada biri vardır, bir şey yapıyordur. Görmezden gelirsiniz. Hayır, bir de seyretmişler dönüp. Yani dönüp seyretmişler. Hani görmezden falan gelmemişler. Seyretmişler bildiğin. Anlatacağım. Hazine Müsteşarlığında operasyon. Neyse, geçelim. Şimdi sarayda bugün güvenlik zirvesi var. Elbette bu FETÖ'yü falan konuşacaklardır. Ama terör meselesi çok sıcak. Ve terör meselesini iktidar, bunu daha sonra tekrar konuşacağız Orhan Aydıncığım. Terör meselesini millete havale etmeye çalışıyorlar. İktidarın sorunu değil ya, millete havale etmeye çalışıyorlar. Bu arada gene terör zirvesinde, daha doğrusu terör değil, güvenlik zirvesinde bir numaralı madde Suriye ve Halep olacak. Öyle anlaşılıyor saraydaki zirvede. Derken Halep'ten bir haber geldi. Sabah saatlerinde tahliye başlamıştı. Yalnız daha sonra İran kontrolündeki bu işte konvoy Halep'ten sivillerin, ama sivillerin yanı sıra cihatçı örgütlerin, örgüt militanlarının yer aldığı bir konvoy bu. Halep'ten tahliye. Fakat onların büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye gelecek. Evet. Sınır kapısına dayanacak. Evet. Dünkü gazetelerde gördüğüm 80 ile 100 bin arası insan. Şimdi buradan kızacak yandaş meydan ve hükümetin kendisi. Ama buradan açık biçimde söyleyebilirim. Oradaki katliamların, Halep'te ve bütün Suriye topraklarındaki katliamların en büyük sorumluları olan eli kanlı çeteler bu sürünün içinde. Ve bunlar bizim sınır kapımıza dayanıp gelecekler. O bölgeyi boşaltan, yani orada çocuklar, kadınlar, yaşlılar var diye görüyoruz. Ama hayır, bunların içinde katiller de var. Onlar da bizim sınır kapılarımıza dayanacaklar ve hepsini kabul edeceğiz. Seni uyarmak zorundayım. Bunlar tehlikeli ve yasak ifadeler, rica edeceğim. Şimdi şu notu da ileteyim, ne demek istediğimi anlatacağım. Bu konvoya sabah saatlerinde İran kontrolündeki Şii milisler tarafından ateş açıldı. 3 yaralı var, bunu biliyoruz. Tahliye ama buna rağmen devam ediyor gibi görünüyor. Aha, bir sivil ölmüş, 4 yaralı diye yeni bir bilgi gelmiş. Hı hı. Şimdi az önce sana tehlikeli ve yasak dedim. Zira Halep konusunda ve genel olarak Suriye konusunda gerçekleri söylemek adamın başını belaya sokuyor isim. Hüsnü'nün başına bakınız, geldiği gibi. Evet, Hüsnü'nün başına gelenler. Evet. Hüsnü Mahalli gözaltındaydı. Dün akşam zaten rahatsızlığı olduğunu söylemiştik buradan. Çok ciddi bir rahatsızlığı var. Çünkü ve tedavisi, hani bir defa hastaneye yat, iki gün çık, Ayşe, öyle bir tedavi değil. Ayşe, ben onu anlayamadım. Senin programında izledim mesela. Hı. Ben de Hüsnü'yü tanıyorum yani. Evet. MS önemli, evet, bir hastalıktır yani. Ve MS'in çok fazla görülmeyen bir türü. Görülmeyen bir yürü. Yürüme zorluğu çektiği gibi bütün beden dengesizlik yaşıyor. Evet. Değil mi? Yani şunu algılayamıyorum ama. Yani bu sözünü edeceğim şimdiki insanlar mesela... oradaki sağlık görevlileri, yani bizim Hüsnü'yü ilk tedavi edenler, hı hı, gidip oraya, yani rapor olması gerekiyor Hüsnü'nün, değil mi? Yani gidiyor, başvuruyor, nerede, hastaneye kalkıyor. O hastanedeki insanlar, o doktorlar görmüyorlar mı Hüsnü'nün o halini? Şimdi yani ben siz bunu... bu halinizde cezaevinde kapalı bir yerde duramazsınız. Sizin bir doktor gözetimi altında tam teşekküllü bir hastanede olmanız gerekirken niye cezaevindesiniz diye bir soru sormuyor mu doktorlar? Hangi etik içinde davranıyorlar? Sen hangi ülkeden, bu nasıl ahlaksızlıktır sen ya? Sen hangi ülkeden İnsanların bahsediyorsun? İnsanların sağlığını gözlerinin içine baka baka geber öl diye mi göreceğiz? Konuşacağız. Ama önce bir Hüsnü'nün durumunu öğrenelim. Şimdi
dediğim gibi Hüsnü Mahalle'nin ciddi bir rahatsızlığı var ve bu tabii bir tedavi görüyor. Fakat tedavinin yanı sıra müdahalenin gerektirdiği bir rahatsızlık. Yani bir genel tedavi vardır. İşte kontrole gidersiniz, ilaç alırsınız, bacaklarınıza aparat takarsınız ki öyle oluyor vesaire. Ama Hüsnü'nün onun dışında belirtilerini tabii anlıyor. Hissettiği anda bir elektriksel yöntemle müdahale edilmesi gerekiyor. Neyse ki dün akşam ekranlardan bunlar da uzun süre söylenince yanı sıra sağ olsun avukatları bir ordu halinde ama başlarında Turan Aydoğdu avukatı. Bu olaydan sonra avukatı oldu. Benim avukatım da olacak inşallah. Onun çabalarıyla Cerrahpaşa'ya kaldırıldı. Hatta kurul toplandı, o müdahale yapıldı vesaire. Peki durumu ne? Turan Bey hatta mısınız? Hattayım, iyi yayınlar diliyorum Ayşenur Hanım. Konumuzda da size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Turan Bey, bir Hüsnü'nün durumunu bizler görüşemiyoruz çünkü. Evet. Bir anlatır mısınız? Tabii. Dün akşam aslında bir kısmına siz de tanık oldunuz adliyedeki serüvenin. Ben de dün akşam adliyedeydim. Acaba gelir mi diye. Siyasını ortaya koyarsa bir hasta olduğunu da düşünmek zorunda diye düşündük. Uzun tutmadık ziyareti. Her zamanki gibi üstü mahallenin morali çok yerinde. Şimdi orada da çok şunu yerinde. Şunu açıklık getirmek adına tekrar sormam lazım. Hüsnü Mahalli'nin gözaltı süresi fiilen bitti. Yani gözaltı süresi Hüsnü Mahalli'nin 24 bitti. Saattir Ayşe Nur Hanım. Ve uzatılmadı. Uzatılmadı değil mi? Hayır, uzatılma imkanı olan zaten, bir şey de değildi. Yani KMTR'ye göre anladım. Bu tarz, şimdi bakın burada bir gizlilik kararı var. Bu gizlilik kararından kaynaklı vakıf olmadığımız bir şey var mı? Bilemiyorum ama bizim önümüze konulan kısmı itibariyle nitelenen isnatlar, suçlamalar itibariyle bakıldığı zaman bu tip suçlarda 24 saatlik gözaltı kararından sonra bir ek süre talep edebilme şansınız yok. Çünkü bir toplu yargılama değil, toplu ifade alma değil, kanun hükmünde kararnameye tabi bir suç tamam, değil. Tamam, ayrı, evet. Yani dolayısıyla gözaltı net olarak biliyoruz ki gözaltı süresi bitti. Gözaltı fiilen süresi, bu güzel. Bundan sonra biz ifadesini aldıracağız. Yalnız az önce Sayın Barış arkadaş İstanbul Milletvekilimiz de o şeyi takip ediyor. Hastanedeki tabloyu takip ediyor. Biz adliyeye geçtik. Bir 20-25 dakika daha süren bir kontrolleri var orada anladığım kadarıyla. Daha sonra doktorları bir araya gelip bir değerlendirme yapacaklar. Tamam. Sanıyorum bu öğlen saatlerini bulabilir. Ama doktorları hayır bir süre daha kalması gerekir derse anladım. Ona uymak zorunda kalacağım. Tabii ki. Tabii ki. Değil, tamam. Sağlık mühim. İfade verebilir şeklinde bir tablo çıkarsa öğleden sonra inşallah ifadesini aldıracağız. İnşallah. Ve ne bekliyorsunuz ifade alındıktan sonra atılı suçu ve durumu göz önüne alarak? Yani Ayşenur Hanım izin verirseniz bir ayıbı dile getirmek istiyorum önce ben. Hüsnü Mahalli Orta Doğu konusunda bir bilgi kişi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti sevdalı bir arkadaşımız, Orta Doğu coğrafyasına sevdalı bir ağabeyimiz yaş itibariyle. Bu bilgelikte bir insan. Devletimizin Hüsnü Mahalli'den bugüne kadar çok ciddi anlamda bilgi faydası olmuştur. Öngörü faydası olmuştur. Danışmanlıklar yaptı vesaire vesaire. Ve dünyaca bilinen bir kişilik. Böyle bir kişiliğin sıradan bir gözaltı kararıyla beraber ve evine bir arama çıkartarak bu şekilde bir hukukça mübah olabilecek yöntemlerle sosyolojik ve siyasal anlamda bir hadsiyet cellalarının eline atılması çok doğru bir şey değil. Yani basında orada burada bir takım hadsiyet cellalarının eline atılması çok doğru bir şey değil. Benim beklediğim nedir hukukçu olarak? Az önce söyledik, gözaltı kararı kalktı. Bu tip nitelenen suçlarla alakalı eğer başka bir bilgi eksikliğimiz söz konusu değilse bu suçlar zaten bir yargılaması olacaksa tutuksuz yargılaması olması gereken suçlardır. Hatta bana göre Hüsnü Mahalli'nin işlediği bir suç da söz konusu değil. Onu zaten izah edeceğiz Sayın Savcı'ya. Benim beklediğim Hüsnü Mahalli'nin özgürlüğünün kesintisiz devam edeceğidir. Bundan öte bir şey bekleyemez. Başka bir şey Turan Bey, Turan Bey az önce yakalama kararından söz ettiniz. Şimdi ben gözaltı kararı. Şimdi ben izleyicilerimizle
bir şey paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle hatta kalın çünkü size soracağım bilahare bunu. Buyurun. Şimdi iktidar nezdinde sadece hükümet değil saray nezdinde de muteber kişilerin kurduğu bir muteber haber sitesinde. Bu üstelik de hani şey değil, böyle marjinal, kenarda köşede falan değil. Yılların işte bu internet sitelerinin öncülüğünü, internet haber sitelerinin öncülüğünü de yapmış bir yer. Orada bakarken şey gördüm. Hani kazananlar, günün kazananı, günün kaybedeni falan diye böyle kendilerince bir şeyler yapıyorlar. Hüsnü Mahalli kaybetti. Ah dedim, yani adamcağız içeri girince yazı kaybetmiş oldu demek ki dedim. Baktım. Şimdi aynen şunu yazıyor. Gözaltına alınmışsa eğer savcılığın davetine icap etmediği içindir. Nasıl olsa tutuklanmayacağını da biliyor. Ama muhalif kahraman olarak gündeme gelse fena mı olurdu sanki? İşte şimdi amacının bir ucundan yakaladı. Şimdi demek istediği şu, savcının çağrısına, davetine icap etmediği anlamında söylüyor. İcap etmediği için diye bir şey yoktur. O başka bir, yani vardır da o başka bir anlama gelir. İcap etmediği için, uymadığı için savcının evet. davetine bunlar oldu. Neden oldu? Çünkü kahraman olmak istiyordu. Yani Hüsnü Mahalli kahraman olmak için gözaltına alınmak istemiş. Bunun için de savcı gel ifade ver dediğinde gelmiyorum. Kendi şeysiyle söylüyorum. Gelmiyorum. Ülen beni yakalayın da açık kahraman olayım demiş. Şimdi gibi. Yani bu çok açık bir şey de. Size soracağım şey şu. Gerçekten ben bilmiyorum. Acaba Hüsnü benden ve hatta eşinden de mi sakladı savcılıktan bir davet? Çağrı geldiğini yoksa ortada böyle bir çağrı falan yok mu? Ayşenur Hanım, eğer kötü niyetli değilseniz hukuk cehaleti sizi felakete götürür. Burada bu arkadaşlarımız bunu yazan hangi medya grubudur bilemiyorum ama ya kötü niyetlidirler, yani yalan haber yapma konusunda ısrarla kötü niyetli davranan gruplardırlar ya da hukuk cahilidirler. Hukuk cahilliğini de şundan dolayı söylüyorum. Tabii ki o söylenen savcı çağırmazsa gitmezseniz gözaltına alınırsınız. Gözaltına alınmanın sadece bir modelidir. Gözaltına alınmanın çok çeşitli yönleri, yöntemleri var CMK'da. Buradaki olayda böyle bir tablo söz konusu değildir. Az önce söylediğim gibi bu bir cahilce bir yayındır ya da kötü niyetli bir yayındır. Hüsnü Mahalli'nin yani yalandır. Efendim? Yani yalan. Yani onu siz tercih edeceksiniz. Ben de alternatiflerini söyledim. Hüsnü Mahalli'nin soruşturmasına ilişkin işlemler tüm gizli kararına rağmen edindiğimiz bilgi kadarıyla 12'si itibariyle Sayın Savcı tarafından hazırlıklarına başlanıyor. Reysen hazırlıklarına bu soruşturmayla ilgili. 13 Aralık itibariyle İstanbul 5 Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğine başvurularak oradan bir arama kararı çıkartılıyor. O arama kararının akabinde de Sayın Savcı gözaltına alınarak ifadesinin alınması kararını reysen çıkartıyor. Bu kadar sınırlı, kısıtlı bir süre içerisinde nasıl olur da Hüsnü Mahalli'ye tebligatlar yapılır, gelmez, ifade vermez, ondan sonra bu tip bir gözaltı kararı çıkarılır. Bunun akla mantığa sığabilecek bir yanı yok. Doğrusunu ben avukat olarak söylüyorum. Sayın savcı, o kendine göre soruşturmanın niteliği tanımı içerisinde öyle düşünmüş demek ki, güvenlik tedbiri uygulama ihtiyacı duymuş. Bize göre bu suçlarda bu güvenlik tedbirleri de uygulanmaz. Davet edersiniz, alırsınız ifadesini, ne hürriyetini sınırlarsınız, ne tutuklarsınız, yargılamanızı tutuksuz devam ettirirsiniz. Ama başka bir niyetle bakılmış demek ki, CMK'daki bir yetki kullanılmış, iyi niyetli ya da kötü niyetli o tartışmaya, hukuk ile ilgili bir tartışmaya burada girmemiz doğru değil. Reysen 13'ü itibariyle, 12'sinde hazırlıklara başlayan savcı, 13 Aralık tarihi itibariyle kendisi bir gözaltı kararı çıkarmış. O gözaltı kararı da dün akşam itibariyle sona ermiş vaziyette. Bu karalamayı kabullenemeyiz. Kaynağındaki kötü niyetli insanlara ancak iade edebiliriz Ayşenur Hanım. Seyircilerimiz doğrusunu evet. benim ağzımdan duysunlar. Peki. Doğrusu budur. Çok teşekkür Şimdi burada, ediyorum. Burada çok ben teşekkür ediyorum. Hayır bir şey tamam. sormayacağım. Çok teşekkür ediyoruz Turan Bey. Için. Çok sağ olun. Eğer hani hastaneden çıkarsa bize anında lütfen
Beni arayın, telefonumdan sizi sesin kısık ama fark ederim. Size teşekkürler ve kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Şimdi bu Hüsnü meselesiyle bağlantılı olarak yürütülen bir kampanya var. Halk TV'nin sitesinde de sürüyor, sizin yayınınızda da sürüyor. Bütün televizyon yayını boyunca sürüyor. Hüsnü Mahalleye Özgürlük. Ben de bununla ilgili tweet ve Facebook sayfamda kampanyaya katılan, görüşümde açıklayan şeyler paylaştım. Bir tane, iki tane değil, binlerce aynı ağızdan çıkmış gibi ya da aynı kapıdan hayatın içerisine salınmış bir güruh, bir sürü anlayışıyla binlerce küfür yağıyor. Ya. Şimdi evet, yani tweetleri atanlara ya da bu düşüncelerini paylaştıklarını varsaydığınız insanlara bakıyorsunuz. 10 tane takipçisi, 5 tane takipçisi, 20 tane takipçisi, 50 tane takipçisi. Bu merkezi biçimde yönetilen bir kampanya oldu. Troll faaliyeti. Evet, oldu, çok açık. Ama içinde nedense bildik insanlar da var. Hüsnü Mahalleye vatan haini damgası yapıştıracak kadar alçakça, şerefsizce, onursuzca, haysiyetsizce bunları yazabilen ve bunun arkasında durduğunu söyleyebilen insanlar da var. Şimdi tabii gerçeklere tahammül edilemeyen bir ülkede yaşıyoruz bu anlamda. Birilerinin ağzından çıkanların yalan olduğunu söylemek, bunun gerçeğini ortaya koyup bu konuda veriler sunmak, belgeler sunmak büyük bir çoğunluğun nedense hoşuna gitmiyor. O gerçek duvara acıtıcı bir duvar çünkü. Can acıtıyor. Ondan oluyor sanıyorum. Şimdi, Hüsnü'ye karşı yapılanların da bu olduğunu kesinlikle iktidarın zayıf, yumuşak karnı. Çünkü dış politikası çöktü ve bunu yıllardır ilk fark eden, ilk söyleyen ve söyledikleri tek tek çıkan Hüsnü Mahalli kral çıplak diyerek ortaya sergiliyor. Dolayısıyla oradan senin dediğin gibi bir intikam payı çıkardı. Şimdi bakın bugün Uğur Dündar çok güzel bir yazı yazmış. 9 köyden kovulduktan sonra gözaltına alınan Hüsnü Bey diye. Tek tek saymış işte senin söylediklerini. Yani o politikaları nasıl anlattı ve neler çıktı? İşte Esad gitmeyecekten tutun, Hillary Clinton ve Ahmet Davutoğlu meselesine varın. Oradan Trump kazanacak demesine vesaire vesaire. Bütün söylediklerinin bir dökümünü yapmış. Sonra da diyor ki neden gözaltına alındığına gelince diyor. Yazının içeriği ve başlık her şeyi anlatmıyor mu? Türkiye'yi çok sevmenin, aslını inkar etmemenin diyetini ödüyor Hüsnü Bey diyor. Bir de ya çok güzel bir, çok çok güzel bir yazı. Hüsnü bugün yarın Uğur'u arayıp herhalde duygularını söyleyecektir ama ben kendi adıma çok mutlu olduğumu, teşekkür ettiğimi söyleyeyim ama. Şimdi sizinle bir kare paylaşacağım ki, yani hani desteğin, sevginin yanında olmanın bu kadar sade, bu kadar tatlı bir paylaşımı olabilir mi? Hüsnü Mahalli'nin oturduğu sitede bir apartman. Buyurun görelim. Diyor ki o komşu, Hüsnü Mahalli benim iyi komşumdur diyor. Benim iyi komşum diyor. Hüsnü Mahalli benim iyi komşum. Ya gözlerim yaşardı biliyor musunuz? Gözlerim yaşardı. Çok güzel. Çok şahane. Tabii Hüsnü benim çok sevgili arkadaşım. Ailesini tanıdığım, eşini, kızlarını, onlardan hiç ayırt etmediği baldızını, bacanağını çok yakından tanıdığım, çok sevdiğim bir insan. Kendisi de çok güvendiğim bir meslektaşım ayrıca. Ama yani dolayısıyla hani bütün bu yanında olma, destek verme halini anlayabilirsiniz. Ama bakın onunla sınırlı kalmamak gerekiyor. Aslı Erdoğan da çok rahatsız biliyor musunuz? Sağlığı çok kötü Aslı'nın. Evet. Bugün kaçıncı gün çocuklar? 119. gün mü? Evet, 119 gündür tutuklu Aslı Erdoğan. Sağlığı cidden çok bozuk. Başka sağlık durumu iyi olmayanlar var. İşte yani nazılacak gibi 74 yaşında 70'ini aşmış insanlar var. Daha haklarındaki suçlama bile net olarak ortaya çıkmamış.
yargılama falan başlamamış, niye tutuklandıklarını anlamadığımız. Ama Aslı Erdoğan'ın sağlığı alarm veriyor. Çok rica ediyorum, bir kampanyada Aslı Erdoğan için ve Aslı Erdoğan da önce hastaneye kaldırılsın, tedavi görsün ama bir mahkum gibi itile kakala değil, gerçekten sağlık durumu ne gerektiriyorsa onun için hastanede olsun ve arkasından serbest bırakılsın. Bu konuda yerin kulakları sağır. Şimdi Aslı ve Erdoğan ve Necmi Alpay için ve diğer gazeteci arkadaşların büyük bir çoğunluğu için önce Türkiye'de Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN, Uluslararası PEN, dünyadaki bütün sanat örgütleri ve bütün edebiyat ve yazın hayatının tamamı, evet, büyük kampanyalar yürüttüler. Bu konuda hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na, hem Başbakanlığı'na, hem Adalet Bakanlığı'na verilen yüzlerce başvuru dilekçesi var. Yerin kulakları sağır diyorum çünkü muhatap yok. Yani dilekçelerin işleme konup konulmadığını ya da bu başvuruların işleme konup konulmadığını bile bilmiyoruz. Aslı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili olan raporların da hem Adalet Bakanlığı'na, hem Cezaevleri Genel Müdürlüğü'ne, hem Başbakanlığı'na, hem Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğu bilgisine sahibim. Ama bu konuda hiçbir adımın atılmadığı, ölecekse ölsün anlayışıyla davranıldığını söylemek üzücü bir şeydir ve bunu buradan net biçimde söyleyebilirim. Yani insanlık tarihi bunu yaşadı. İnsanlık bunu yaşadı ve bu tarihi bugün insanlık anarken adına faşist diktatörlerin insan haklarına, düşünceye, özgürlüklere karşı nasıl davrandıklarının belgelerini de bugüne kadar taşıdı. Bunu Mussolini döneminde yaşadı, Hitler döneminde yaşadı, Pinochet döneminde yaşadı. Dönemin bütün yazarları, aydınları, edebiyatçıları, sanatçılarının tamamı derdest edilip içeriye atıldı ve hangi koşullarda cezaevlerinde yaşatıldığı, onlar bir kısmı cezaevinden dışarıya çıktıkları zaman ancak insanlık bunu öğrenebildi. Bunun edebiyatı yapıldı, şiirleri yazıldı, romanları, öyküleri yazıldı, filmleri çekildi. Öyle tanık olabildik. Bu faşist dönemlerle dair sanat insanlarının, edebiyat insanlarının yaşadıklarıyla bağlantılı olarak. Bugün Aslı Erdoğan'ın, Necmi Alpay'ın, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazar arkadaşlarımın, tutuklu bütün gazetecilerin de herhalde şu ya da bu biçimde arkasında yapılacak olan filmler, çizilecek olan karikatürler, yazılacak olan edebiyat ürünleri, romanından öyküsüne ve çekilecek filmler aracılığıyla öğrenebileceğiz. Aslı Erdoğan'ı, Necmi Alpay'ı ve diğer yazar ve çizer arkadaşlarımızı sırf düşüncelerini açıyor. Şimdi Aslı Erdoğan deyince duracaksınız. Tabii. Aslı Erdoğan öykücü, romancı, araştırmacı ve uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil etmiş, bu anlamda ödüller almış bir yazar. Necmi Alpay için de aynı şey geçerlidir. Şimdi bu iki insandan hareketle, önce bunu söyleyebilirsek, insanın hareketle, özellikle Aslı'nın sağlık durumuyla bağlantı olarak, buradan bu ülkenin bir yurttaşı ve sanatçısı olarak, bu ülkenin Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığı'na, Cezaevleri Genel Müdürlüğü'ne açık biçimiyle çağrı yapıyorum. Bu onursuzlukla bu ülke yaşayamaz. Bu onursuzluktan bir an önce kurtulup bu insanlarla ilgili hangi suç isnadı varsa bir an önce mahkeme karşısına, huzuruna çıkartılıp yargılanması, aklanmaları tek dileğimiz budur. Çünkü yani yazdıkları ortadadır. Aslı Erdoğan'ın da, Necmi Alpay'ın da, diğer arkadaşlarımızda yazdıkları, çizdikleri ortadadır. Bunu yargılayacaksanız anlayalım. Siz eğer öyküyü yargılıyorsanız, şiiri yargılıyorsanız, romanı yargılıyorsanız, edebiyatı yargılıyorsanız, sanatı yargılıyorsanız bunu da bilelim. Yani hayata düşünceyi. Hayata kattıkları budur. Evet, düşünceyi yani yargılıyorsanız bilelim. Yoksa bir gazetenin yönetiminde bulundu diye onu terör örgütü suçlaması yapıp yaftasıyla, boynuna bu yaftayı asıp bu ülkenin milyonlarca insanın gözleri önünde, 79 milyon insanın gözünün önünde içeriye atmak, demin sözünü ettiğim Pinochet'e ve Hitler ve Mussolini döneminden farksız bir sürecin yaşandığının kanıtıdır diye düşünüyorum. Bir an önce Aslı Erdoğan sağlığı için hastaneye kaldırılmalıdır, kontrolleri yapılmalıdır. Bir an önce Aslı Erdoğan, Necmi Alpay ve diğer sağlık sorunu yaşayanlar, Hüsnü'nün durumunda olduğu gibi bir an önce hastaneye kaldırmalı ve önlemleri, sağlık önlemleri öncelikle alınmalıdır. Ve yargılanmalıdır da bir an önce bitirilmelidir. Bu ülke bu ayıptan kurtulmalıdır. Önce düşünce özgürlüğündeki engellerin kalkması için birlikte onurlarımızı birleştirmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte de yan yana gelmeyi yeniden, ama önce düşüncelerin özgürce söylenebileceği bir coğrafya yaratmak durumundayız. Bunun temel bir mesele olduğunu düşünüyorum ve bu konuda ne yapılması gerekiyorsa, sanat örgütleri, edebiyat örgütleri, yazın örgütlerinin tamamı ayağa kalktılar. Yalnız benim ülkemde değil, bütün dünyada. Biraz kulaklarımızı buraya açalım.
Sonra da yalnızlaşıyoruz. Bizi köşeye itiyorlar. Avrupa bizi tanımıyor. Dünya bizi tanımıyor. Herkes bize bir şey... Bu hötzötün anlamı yoktur. Sen bir daha... Sen açık biçimiyle faşist bir dayatmada bulunuyorsan eğer... Bu ülkenin yazarlarına, çizerlerine, sanatçılarına, aydınlarına karşı... Dünya bunu görmezden gelemez. Bu dünyada kaç milyar insan yaşıyor? Ve herkesin gözünün kanın aktığı yerde... olduğunu biliyoruz. Herkesin gözünün Orta Doğu'da olduğu, herkesin gözünün Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Bu coğrafyada ancak insanlar düşüncelerini özgür biçimde açıklarlarsa eğer, yeniden eşitlik, yeniden barış, yeniden kardeşlik, yeniden aşk, yeniden sanat, yeniden edebiyat, yeniden şiir, yeniden sinema konuşabiliriz diye düşünüyorum. Onun için bu despot dayatmayı bir an önce hayatlarımızdan çıkartıp bir köşeye atmalı. Tarihin çöplüğüne süpürmeliyiz. Tabii mesele sadece şu anda demir parmaklıklar arkasında olan meslektaşlarımız ya da hani sizi de onların yanına göndeririz ha dedikleri kimi dışarıdaki meslektaşlarımız, gazeteciler, yazarlar değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesi aslında bir nevi demir parmaklık arkasında tutmak istiyorlar. Yani milli seferberlik istedi ya, hatta ilan ediyorum dedi ya Cumhurbaşkanı. Bunun anlamı budur. Bunu ikinci bölümde konuşacağız. Zaten burada çok bölümünde. Büyük bir sorun var. Tamam, bunu mutlak konuşmalıyız ama burada bir... Nereye atıyorsunuz artık? Cezaevlerinde yer mi var? Nereye koyuyorsunuz? Yani bütçesi dibe vurmuş, bütçesi çöp olmuş bir cumhuriyetin insanıyız biz şu an. Bütçesi çöp olmuş her anlamıyla. Ekonomisi batmış. Yaptığın şeyler yollar, köprüler, viyadükler, havaalanı. Hepsi dış borç, iç borç, hepsi dolar bazında. Sen tutmuş 220 tane daha cezaevi yapmaya kalkıyorsun. Bu ülkenin geleceğinin ne olduğunu gösteren bir işarettir. Net biçimli işarettir. Koğuşlarda 2 kişilik, 3 kişilik, 10 kişilik yani bir ranzada 4 kişinin yattığı cezaevleri var. Bunların belgeleri yayınlanıyor burada. Daha kimi nereye atıyorsunuz? Bu ülkede suç oranı almış başını gitmiş. %80'lere çıkmış. Son 14 yıllık zaman dilimi içerisinde yani Adalet Bakanlığı'nın kendi açıkladığı verilerden hareketle söylüyorum bunu. Suç yüzdesi çoğalmış. Yolsuzluk ve de bu anlamdaki siyasi istikrarsızlık, istikrar diye iktidara gelenler için söylüyorum. İstikrarsızlık suç oranını çoğaltmış. İşsizlik aynı şeyi yapmış, suç oranını çoğaltmış. Sen buna düşünceyi de suç sayarak en büyük katkıda bulunuyorsun. Bu konuda düşüncelerini açıklayan insanları da derdest edip içeri atıyorsun. Sanki içeride yer var cezaevinde ve sanki senin yargı sürecin adaletli bir biçimde çalışabiliyor. Sanki mahkemelerin insanları karşısına alıp sağlıklı biçimde yargılayabiliyor. Sağlıklı biçimde ceza verebiliyor ya da serbest bırakabiliyor. Sanki sistemin işliyor. Tutup kulağından, koynundan, elinden kelepçeyip cezaevine atıyorsun ve bunun bir çözüm olduğunu düşünüyorsun. Şimdi az önce dedin ya, yani hani neresimiz doğru der gibi ekonomiden söz ettin, havaalanından bu program boyunca iki kez söz ettin. Üçüncü havalimanı evet, vesaire. Çünkü büyük yaram dolarla. Çünkü 4,5 milyon kesilmiş ağaç beni çok yakından ilgilendiriyor. Hem çevre meselesi hem de muazzam bir dolar borcu yükü getiren. Fakat bununla ilgili bugün sizlerle paylaşmak istediğim, birinci bölümü bitmesine birkaç dakika var. Bundan söz etmek istiyorum. Paylaşmak istediğim bir haber var. Hürriyet gazetesinde bugün birinci sayfada Sadi Özdemir imzalı bir haber. Ekonomi haberi. Fakat ekonomiden ziyade bildiğimiz Türkiye haberi. Türkiye'nin fotoğrafı. Şimdi üçüncü havalimanında neresinde nasıl yapıyorlarmış ama böyle mermerler olacakmış. Mermer sütunlar, yerler, mermer vesaire. Bir de fotoğraf var bununla ilgili olarak. İşte görüyorsunuz böyle müthiş havalı. Biraz ama şey işi gibi hani Orta Doğu zevki olabilir. Projeyi beğenmişlerdir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Müthiş bir mermer kullanılacak. Fakat hangi ülkenin mermeri kullanılacak? Dünyada en büyük 5 doğal taş ihracatçısı, üreticisi ve ihracatçısı ki mermer bunların arasında. Şunlar Çin, İtalya, Hindistan, Brezilya ve Türkiye. Türkiye'de bu ilk beşin üçüncüsü. Yani elimizde bayağı mermer var. Ben mermer biraz biliyorum. Bu konuda yaptığım bir araştırma var. Yani bir tanesi Bozcaada'dır mesela bunun. En temel yerlerinden. Şimdi. Yani bütün Osmanlı mimarisinin, bildiğiniz Mimar Sinan'ın yaptığı, ürettiği ne kadar mimar varsa, mimari yapı varsa. Hepsi berber. Tamam mermerleri
bizim coğrafyamızdan çıkartılmış. Şimdi burada %80'i de Bozcaada'dan gitmişti. Üçüncü havalimanında yerli mermer ve doğal taş kullanılmasını istiyormuş. İsteyen de bir dakika tam size adını söyleyeceğim. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği istiyor. Bunun da başkanı Ali Kahyaoğlu anlatmış. Haberin kaynağı o. Şimdi Ali Kahyaoğlu Bey diyor ki biz diyor yerli mermer kullanılmasını istedik diyor. Hatta diyor bunun için diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar çıktık diyor. O da diyor bizi dinledi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize destek verdi diyor. Şimdi bir kere 3. Havalimanı'nda mermer mi kullanılacak efendim atıyorum taş mı ya da neyse işte tahta mı olacaksa hangi ülkeden buna bile Erdoğan karar verecek yani ona gidiliyor. Bu bir yanı. Sonra destek vermiş, bütün görüşmeler yapılmış fakat birileri Türk mermerinde radyasyon oranı yüksek diye bir kampanya böyle gizliden açmış bir karalama şeysi ve bunun üzerine Türk mermeri projeden çıkartılmış. Şimdi ya Çin'den ya da Brezilya'dan mermer ithal edecekmişiz. Hani ithalimizle, ithalatımızla ihracatımız bir türlü denk gelemiyor. Ne denk gelmesi? Birbirine yaklaşamıyor ya. Ama şimdi burada bakın. Üçüncü havalimanı ne kadar gerekliydi. Yapılırken çevre kirliliğin, ya doğrusu çevre tahribatından, işte başka tahribatın neler yapıldı? Bütün Marmara bölgesinin su havzalarının tamamı talan edilmiş durumda. En temel durumdur. Bu kentin, şu an 17 milyona gelmiş bir kentin, iki kat büyümesini de öngören bir proje olduğu gibi bir talan projesidir ve inanın bana, yani fazla değil ki, veriler ortada. Kendileri yapıyorlar açıklamaları, biz de oradan öğreniyoruz ne olduğunu. 2023 dedikleri tarihte bu kentin %50'si susuzdur. Su kaynakları gidiyor. Bu 3. köprü ve 3. havalimanı aracılığı. Bunu söylerken yalan söylüyor falan filan diye ortaya çıkıp bir takım yandaşlar, bir takım böyle aynı çanaktan beslenen, o çanak yanamaktan da hayatları boyunca zevk alacakları belli olan yaratıkların yaptıkları, gösterdikleri davranış biçimleri var. Hayır hanımlar beyler, tam tersi. Su havzaları 4,5 milyon ağacın katledilmesiyle birlikte yok edilmiştir ve bu kentin ve Marmara bölgesinin tamamının geleceğinin katlidir bu. Kuş yolları olduğu gibi yok edilmiştir. Ekolojik denge yok edilmiştir. Endemik binlerce bitkinin yok edilmesi sağlanmıştır. Ve bu bir talan politikasından başka hiçbir şey değildir. Bakın milli servetlerimiz, milli değerlerimiz, buna tabiat dahil, Sümerbank örneğin hiç unutmamalıyız. Sümerbank dahil yok edildi. İşte büyük cumhuriyet birikimi, büyük sanayi yatırımları, peşkeş çekildi. Hepsi. Yani milli değerlerimiz, doğal ya da doğal olmayan ne varsa varlığımız peşkeş çekildi, yok ediliyor. Ama neymiş? Milli seferberlik olacakmış. Bakalım nasıl olacak? Ne bekliyor Türkiye'yi? İkinci bölümde milli seferberliği konuşacağız. Türkiye'yi bekleyen çok ciddi bir mesele olarak görünüyor. Umarız yanılıyoruzdur ama dönüşte konuşacağız. Efendim tekrar birlikteyiz. Konuğum sanatçı, gazeteci, köşe yazarı, oyuncu Orhan Aydın. Bu bölüme gene hani nasıl diyelim kırmızı alarm haberleriyle başlayacağız. Önce ekonomide alarm. Moody's gene kızdıracak ama hani Türkiye'nin dış borcundan bahsediyoruz. İşsizlik resmi rakamlara bile göre 11'in üstünde, %11'in üzerinde. Yani resmi rakamlara göre bile diyorum. Çünkü resmi olmayan rakamlara baktığınızda 14'ü, 15'i vesaire buluyor. Zira TÜİK iş aramayanları katmıyor işsizlik oranına. Oysa insanlar umudunu kesmiş ya da kayıt dışı bir yerlerde çalışmaya başlamış. Yani 3 kuruşa, gerçekten 3 kuruşa kayıt dışında çalışanlar da var mesela. İşten sayar mısınız, saymaz mısınız? Ya da bahşişle çalışanlar var. Şimdi
Moody's'e göre 2017 yılı için bir projeksiyon yapmışlar. 2017 raporu. Türkiye, Orta Doğu ve Güney Afrika şirketlerinde görünüm negatif. Bu hani durağan falan değil, bakın negatif. Ama zaten bütün ekonomistler 2017 çok zor geçecek diyor. Bunda ithalat ile ihracat arasındaki, yani o cari açıktaki açığın giderek büyümesi, makasın giderek büyümesi de var. Dolar fiyatları var. Dışa bağımlı olduğumuz enerjideki, petroldeki, doğalgazdaki çok ciddi hem dolardan hem kendisinden kaynaklanan artışlar var. 2017 görünümü negatif, yani durum iyi değil, ekonomide alarm var. Gelelim savaş alarmına. Suriye meselesi bugün Ankara'da güvenlik zirvesinde, sarayda konuşulacak. Şöyle bir durum var orada. Tahliye bir türlü yürüyemiyor. Başlangıçta söylemiştik, tahliye edilen siviller ve cihatçılara İran kontrolündeki milisler tarafından ateş açılmıştı. Bir ölü, birkaç yaralı vardı. 4 gibi yaralı vardı. Şimdi bu tahliye konvoyuydu. Hem yürüyerek kaçıyorlar hem arabalarla kaçıyorlar. Suriye Savunma Bakanlığı az önce görüntülerini yayınladı. Bu konvoya işte ateş açıldı. Alabildiniz mi o görüntüleri arkadaşlar? Oradan hemen alabilirdiniz aslında. Ateş açılınca konvoy geri dönmeye başlamış. Yani tahliye işlemi durmuş. Şimdi tahliyenin başarısızlığı zaten bir problem. Ama tahliye başarılı olursa başka bir problem. Zira 80 bin kadar kişinin geleceği bekleniyor. Evet. O 80 bin kadar, pardon, 80 bin kişi beklenmiyor, olur mu? 80 bin kişi çok büyük. 80 bin kişilik bir çadır kent hazırlanıyor. Yanlış söyledim. Hazırlık 80 bin kişiye göre yapılıyor. O kadar gelmez. Çünkü bütün Halep terk edecek değil ya, neredeyse yarısı ya da. Kaçanlar cihatçılar ve kontrolündeki siviller. Cihatçı örgüt milisleri kaç yıldır çünkü orada bayağı yerleşik hale geçtiler neredeyse. Türkiye'nin sınırına geliyor. Kapılar kapatılacak mı, sınır kapıları? Ama nasıl olacak? Sence hani kapılar kapandı, tamam bitti mi denecek? Çok büyük bir insanlık dramı tabii. Yani bir yandan Suriye'de ateşin içerisine elini sokarsan, yanan ateşin içerisine, tepeden tırnağa bütün bedenin tutuşmaya başlar. Ülkenin durumu o. Yanan bir ateşin içerisine elini soktu bir takım aklın aracılığıyla ve şimdi bütün bedeni tabii, yanıyor. Tabii. Şimdi 80 bin kişilik çadır yetmeyecektir, göreceğiz birlikte. Yani Antep'ten kilise varana kadar bütün bölgede zaten çadır kentler var ve 2 milyona yakın, 1,5-2 milyon insan arası bu savaştan kaçan kadınlar, çocuklar, yaşlılar, savaşçılar, kim varsa bu çadır kentlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Yani buradaki dramlar gazetelere konu oldu. İşte insan kaçakçılığından, kadın i̇şte pazarlamaya, bak, şu, uyuşturucu ticaretinden. Şu görüntü, evet. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan şey yapıldı. Paylaşıldı. Saldırı görüntüsü değil mi? Saldırı anı, orada evet. İşte patlama vesaireler zor seçiliyor gerçi. Ya bu karda kışta kıyamette şimdi ülkenin doğu ve güneydoğu sınırı, özellikle bölgeyle olan sınırındaki kar seviyesini ve mevsim koşullarını gözden geçirin. Bunların içerisinde, bu 80 bine yakın insanın içerisinde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar çoğunlukta. Büyük bir dram tabii. Ama emperyalizm ve ona yardakçılık yapanlar bütün bunları hesaplamalıydılar. Yani her şeyi Esad'ın yıkılmasına dair kuranlar, hayatını ve geleceğini bunun üzerine inşa etmeye çalışan siyasi anlayışlar, başta Amerika ve ona bağlı bütün merkezler ve ona yandakçılık ve çanakçılık yapanlar kim varsa bölgede, bu durumu görmeleri gerekiyordu daha önce. Yani Esad'ın teslim olmayacağını, mutlak vatanını her karış toprağına kadar savunacağını bilmeleri gerekirdi. Aynı sevgili şey bizim için Orhan, geçerli değil mi? Bilmeleri gerekiyordu derken biliyorlardı. Hüsnü Mahalli senelerdir bunu söylüyordu. Yani duydular.
Yalnız o değil ama ki. Kolay, şimdi yani büyük eleştirilerim var benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hatta biraz sonra bu konuda bir çağrım da olacak ama CHP'den birçok milletvekili ve dış politika konusundaki birçok uzman, birçok yazar, birçok çizer, birçok aydın da bu konuda düşüncelerini paylaştı. Anımsıyorum. Seninle birlikte yaptığımız programlarda da biz aynı çağrı yaptık. Suriye'den çekinin. Bırakın tabii, bu kanın, kinin, nefretin tabii ve kardeş kanının içerisinde olmaya. Bu dönecek ve bizi yakmaya başlayacak. Şu an benim ülkemde patlayan bombaların, yaşanan katliamların temelinin kaynağı bu topraklardan buraya taşan kan seviciler ve kan emiciler değil mi? Onlar değil mi? Yani kimden söz ediyoruz bu topraklardaki terör örgütleri olarak? Sayın lütfen. Hepsinin köklerinin o bölgeye ait olduğunu, oradan geldiğini. Şimdi az önce Cumhuriyet.com.tr'den bir haber okuyordun sen. Patlayan, 3 gün önce patlayan Dolmabahçe'deki bombayla ilgili olarak teröristin Suriye'den buraya geldiğini. Şimdi, bombanın evet, da envantere kayıt yerde, olduğunu. Eğer siz olduğunu, bir yerde bombayı, bombayı demişim, ateşi körüklerseniz o ateş halınıza sıçrar. Sıçrar. Eğer yani bunu yapmaya kalkarsanız bu gerçek. Şimdi bakın söylediği çok önemli Orhan Aydın'ın. Beşiktaş bombası ve bombacısı hakkındaki iddia. Ama önce şunu bir müsaadenle paylaşmak istiyorum. Hep vurguladığım üzere, senin de gene vurguladığın üzere bütün bunlar söylendi. Bizler söyledik ama bizlerden daha önce ve daha bilerek o bölgeyi, o bölgenin koşullarını, insanını, yapısını, askeri gücünü, her şeyi bilerek Hüsnü Mahalli söyledi. Başına gelenleri görüyorsunuz. Sosyal medyada linç ediliyor, yetmiyor, gözaltına alınıyor. Ve hep şöyle deniyor. Efendim Halep özgürleşti deniyor. Halep kurtuldu deniyor. Hayır, Halep düştü. Sen nasıl özgürleşti dersin? Halep düştü. Çünkü hani orası sanki cihatçıların şehriymiş ezelden ya da işte bilmem yıllardan beri de onların elinden alınca düştü oluyormuş. Peki bugün Ertuğrul Özkök öyle bir yazı yazmış ki hakikaten hislerime ve düşüncelerime tercüman olmuş. Pek olmaz bu böyle ama denk düşmüş. Diyor ki tamam iyi hoş kardeşim de diyor. Tamam orasına düştü diye ağlayın da diyor. Burada düşenler kim olacak diyor. Adını anmıyor belki ama mesela Berkay'dan söz ediyor. Buyurun. Adam hala Esad'ın zaferi mi, Halep'in düşüşü mü derdinde. Tamam be arkadaş, senin dediğin olsun. Halep düştü. Rahatladıysan şimdi sorayım. Halep düştü de senin memleketinin ta ortasında düşen şehitlerimiz ne olacak? Onun düşmesi hiç mi derdin değil be adam senin? Dur, dur biraz da bastığın toprağın altında yatana bak. Orada yatan kahraman çocukların var ya. Memleketin bu hale geldi ya. Şehitten başka bir şey konuşamaz hale düşürüldün ya. Bil ki bunun ana nedeni Suriye'deki iç savaş. Oradan besleniyor bu katiller. Biliyorum, hayatını yenme, yenilme üzerine inşa etmişsin. Seninki yenince zafer, onunki yenince düşmüş oluyor. Meselen oradaki insan falan da değil. Esad'ın kazanması fikrini yediremiyorsun bir türlü kendine. İçin rahat olsun kardeşim. Senin sakallın kazanamadıysa eğer, bil ki Esad'ın sakallısı da kazanamadı bu savaşta. Arkadaşlar, biz Türkler bu savaşın tarafı değiliz ve olmamalıyız. Biz Türkler için şunun veya bunun kazanması değil, bizim kazanmamızdır önemli olan. Ve şunu çok iyi bilelim ki, bugüne kadar bu savaşın en büyük kaybedeni bizdik. Ama artık savaş bitiyor ve bundan sonra en büyük kazananı biz Türkler olacağız. Hepimiz için zafer denilebilecek bir tek şey varsa eğer bu savaşın bitmesidir. Pazar gününden beri hayatını kaybeden şehit polislerimizin fotoğraflarına bakıyorum. Özellikle saçlarına, duruşlarına, selfie çocukları bunlar. Belli ki rol modelleri CSI filmlerinde gördükleri. Bakımlı olmaya özen göstermişler. Hallerinden, görünüşlerinden memnunlar gibi. Ailelerine bakıyorum. Eşleri de onlar gibi. Son zamanlarda sadece eş... Çocuklar cümle sonunda kesilirdi bu. Bir başka yazıyla ev birleşmiş de devamıyla.
özetle biz burada paylaşmamız gereken, daha doğrusu paylaşacağımız Halep meselesiydi. Şimdi Halep ve oradan hareketle Halep düştü mü düşmedi mi diye konuşanların burada düşenler için ne yapıyor sorusu idi. Çok daha ciddi sorular var. Beşiktaş konusunda çok 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 daha ciddi sorular var. Örneğin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan dedi ki, dün açıkladı, kullanılan patlayıcı fabrikasyon ve envantere kayıtlı. Askeri envanterler de var. Evet. Askeri envanterler de var. Şimdi bunu nereden çıkartıyorlar? Patlayıcıda RDX denilen bir patlayıcı var. TNT yani dinamit var. Onun malzemesi var. Bir de üçüncü bir kimyasal madde var. Gübre ağırlıklı bir kimyasal madde. Ama yani bir ağır, evet, onu arttırıcı bir kimyasal madde. Evet. Ve bir de RDX denilen bir patlayıcı var. Şimdi bunu İstanbul Emniyet Müdürü alenen anlattı. Dedi ki bu patlayıcı fabrikasyon. Fabrikasyon ne demek? Yani bir yerde imal edilmiş, üretilmiş. Üretilmiş. Yani bombayı yapanların, ev yapımı değil. Bombayı yapanların evlerinde ya da herhangi bir yerde ürettikleri bir şey değil. Satın alınmış demek ki. Yani gidilmiş, envantere de kayıtlı olduğu zaten oradan belgeli. Bir fabrika tarafından ya da bir işletme tarafından, her neyse işte, ya da bir işletme tarafından bir fabrikasyon bir malzeme odur. Üretilmiş bir malzemedir. Birileri tarafından üretilmiş ve bunların elinde. Burada vahim başka şeyler var. Yani el yapımı değil, ev yapımı değil. Fabrikasyon, tekrar ne olursunuz bakın bu çok önemli. Bunların üstü Halep düştü düşmedi, hey sen Esad'ın iti, hey sen bilmem kim falan. Bunlar üstü örtülüyor. Benim algılayamadığım, sorulması gereken sorular sorulmuyor. Benim burada algılayamadığım başka bir şey var. Ben Dolmabahçe katliamından hemen sonra aynı gecede aynı şeyi paylaştım. Bir gün önce ben karşıdan tiyatrodan provadan geliyordum. Saat 8.30-9'a doğru, işte 9'a 20 kala vapuruna bindim. Bu tarafa doğru geçtim. Vapurdan iner inmez Taksim'e kadar her 50 metrede bir polis araması vardı. Sonra gece haberlere baktım, 12 haberlerine baktım ki İstanbul'da 10 bin polisle yapılan büyük bir operasyon var. Bir terör operasyonu var. Geneline baktığım zaman bütün Türkiye'de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emriyle belli ki öyle yapılmış. 50 bin polisle yapılan büyük bir operasyon vardı bütün Türkiye'de. Şimdi bir gün önce sen İstanbul'da 10-15 bin polisle büyük bir terör operasyonu yapıyorsun. Adım başı arama oluşturuyorsun. Bir takım dernekleri, lokalleri, demokratik kitle örgütlerini, kahvehaneleri, evleri falan filan basıp insanları gözaltına alıyorsun. Bir gün sonra Dolmabahçe'de maç sırasında aşağı yukarı operasyonu yaptığın saatlere denk düşen saatlerde maç çıkışı iki tane polis aracının arasına bomba yüklü bir araç gelip park edebiliyor. Şimdi bu temel bir güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani demek ki bir gün önceki operasyonun hiçbir şeye yaramadığını algılıyoruz buradan. Başka veriler var. Mesela yine İçişleri Bakanlığı'nın ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalarda bunu görüyoruz. Bu bombayla ilgili olarak, patlayan Dolmabahçe'deki bombayla ilgili olarak 37 gün önce, bombanın patladığı günden hareketle geriye doğru sayarsanız 37 gün önce istihbarat almış polis. Emniyet Müdürlüğü, MİT ve polis istihbarat almış. Peki nasıl oluyor? Nasıl olabiliyor? Yani iki tane polis aracının arasına gelip bu araç nasıl giriyor ve nasıl patlayabiliyor? Demek ki yani önce bu ülkenin can güvenliğini sağlaması gerektiğine inandığımız kolluk kuvvetleri, polis ve jandarma temel. Onların sonra bu ülke halkının hiçbir ferdinin, hiçbir bireyinin beni bağışlamasınlar. Açık açık gözlerinin içine baka baka buradan söylemek isterim. AKP'li bakanların ve milletvekillerinin ve AKP'nin oluşturduğu o yandaş dünyanın dışında bu ülkede niye diye de söyleyebilirim, yanıtını verebilirim. Hiç kimsenin can güvenliği yok. Ya herhangi bir bakanın vekilin bile bir konvoyla dolaştığı, koruma ordusuyla dolaştığı gerçeği ortada. Halkın böyle bir durumu yok. Halk dolmuşa biniyor, orada ölüyor. Maç seyrediyor, orada ölüyor. Sokakta yürüyor, orada ölüyor. Lokantaya gidiyor, orada ölüyor. Metroya biniyor, orada ölüyor. Demek ki bu halkın can güvenliği yok. Ama bir dakika, şimdi, bir dakika. Evet. O koruma ordusuyla dolaşan bakanlardan herhangi biri dedin ya. Mesela Özaseki.
beyefendi bakanlardan biri. Gitti polise dedi ki inşallah dedi sizler de şehit İzledim. Olursunuz. Ben de İzledim. Nasip olursa ben de şehit olurum dedi. Yani inşallah ölürsünüz dedi resmen. Evet. Ben de buradan çağrıda bulundum. Dedim ki bırakın o koruma polislerini de tez zamanda şehitliği mertebesine ulaşın. Dolaşamazlar efendim. Yani sevgili Ayşe Nurcuğum yani yurttaşlarımız da biliyorlar. Hiçbiri ama hiçbiri yani hiçbir AKP'li vekil, hiçbir AKP'li bakan şu ya da bu biçimde korumasız bu coğrafyada dolaşamazlar. Biz bunları geçmişte yaşadık. Yani ben bunu yazıyorum öyle nostaljik biçimde dile getirdiğim zaman da insanlar da gerçekten öyle mi diyorlar. Yani ben mesela işte 45 yıldır sahnedeyim. Biraz background'ını biliyorum. Türkiye'deki siyasal tarihin de background'ını biliyorum. Sanatsal alandan bu taraftan baktığın zaman da algılayabiliyorsun. Belediye otobüsüyle oyun seyretmeye gelen başbakanı vardı bu ülkenin. Adı Bülent Ecevit'ti. Ya. Sokak ortasında bir kitapçı dükkanından çıkıp öbür kitap sergisine dolaşmaya giden bir başka başbakan yardımcısı tanıdığı bu ülke. Adı Erdal İnönü'ydü. Ya yalnız başına dolaşıp bir de o kitapları alıp vapur okuyan ben. Başbakan evet. yardımcılarıydı. Evet. Erdal Bey'le vapur yolculuklarında karşılaşıyordum yani ben. Bu kadar yalındı yani. Olaf Palme'nin durumu gibi. Tabii. Yani nasıl katledildiğini finalde biliyoruz. Böyle insanlar tanıdığı bu coğrafya geçmişte. Bunlar şimdi Bülent Bey'e baktığınız zaman yani siyasi duruşunu, davranışını, yaşadıklarını, yaşattıklarını bu ülkeye eleştirebilirsiniz. Ama eli sanata bulaşmış, eli şiire bulaşmış, yüreği aşka bulaşmış, sevdalanmış, eşitliği, özgürlüğü, barışı ve kardeşliği sanatla aramış bir adamdı. Finalde şairdi. Yani Bülent Ecevit dediğiniz. Erdal Bey dediğiniz adam bir fizik profesörüydü ve hayata bilimle ve sanatla bakarak onun değişmesi gerektiğine inanan insanlardı. Şimdi hayatın yalnızca rantla ve parayla değişmesi gerektiğine inanan ve yalnızca buna tapınan siyasi anlayışlarına esir edilmiş bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla hiçbirimizin, başta kendilerinin, sonra bizim hiçbirimizin bu anlamda can güvenliği yok. Paraya tapınıldığı yerde, ranta tapınıldığı yerde insanların can güvenlikleri olmaz. Yalnızca kendi ceplerini doldurmayı düşünen bir güruha teslim edilirse bir ülke, o ülkenin geleceği de olmaz. Dolayısıyla yaşadığımız süreç bu. Yani deminden beri anlatmaya çalışıyorsun, örneklerini vererek çalışıyorsun. Yapılan katliamlar, Suriye'deki durum, Irak'taki durum, ülkemizin içinde bulunduğu durum. Yani şu an 3,5 milyon bu ülkede savaş kaçkını insanlar var. Değil mi? Ne olduğunu biliyoruz. Kentlerimizin sokakları, meydanları, evleri, barkları, mahalleleri falan filan işgal ediliyor bu anlamda. Bu gelen göçmenlere, savaş kaçkınlarına, bu mağdur insanlara karşı olduğum anlamına gelmez. Ama içimizde ama başka aralarında bir, kimler var bir kimler de olduğunu bilmiyoruz. Sadece. Bilmiyoruz işte kimler olduğunu. Yani kimler olduğunu bilsek bir gün önce yapılan operasyon ve bir gün sonra patlayan bombada onun izini sürmüş olmaz mıyız? Yani ben aynı dünyanın içerisinde saklanmış, gizlemiş, kendini aynı dünyanın içerisinde görünmez hale getirmiş bir terörden söz ediyorum. İçimizin dışımızın bu anlamda terör örgütleri aracılığıyla kuşatıldığını düşünüyorum. Yani FETÖ diye 15 Temmuz'dan beri yatıp kalkanlar IŞİD ve PKK terörüyle bağlantılı olarak bu ülkede, ülkenin içinde hangi operasyonları yaptılar da kimleri gözaltına aldılar? Milletvekillerini gözaltına aldılar. Halen operasyon milletvekilleri üzerinde yani seçilmişler üzerinden sürüyor. 6 milyon, 6,5 milyonu oy almış bir siyasi partiyi dünyanın gözlerinin içine baka baka yok ediyorsunuz şu an. Yapılan şey bu değil midir? Yani bu onlara oy veren insanlara da değil mi? O büyük çoğunluğa 6,5 milyon insandan söz ediyoruz. Yani %10'un üzerinde çıkmış bir siyasi partiden söz ediyoruz. Yani o siyasi partinin eş başkanlarından biri bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve aldığı oy ortada. Bir onun dakika, mesela sağlık durumu var, edeyim. Hastaneye kaldırılmış, getirilmiş. Tam onu söyleyecektim. Yani bunlarla ilgilenmiyoruz mesela. Söyleyemedim. Aslında bu Aslı Erdoğan'dan falan bahsederken hastanede söyleyecektim. Selahattin Demirtaş geçenlerde kaldığı hücrede mi demek lazım bilmiyorum. Tekirdağ'da cezaevinde biliyorsunuz. Tekirdağ Fethepin'den hastaneye kaldırılmış ritim bozukluğu. Kalp spazmı geçirdi evet. Ve revire kaldırıldı önce. Bu geçen haftadan söz ediyorum. Geçen haftaydı evet. Önce revire kaldırıldı ve hani bir şey yok dendi. Fakat herhalde sıkıntısı arttı. Bir de zannediyorum dışarıdan da baskılar geldi. Dün akşam hastaneye götürüldü. EKG'si çekildi. Durumunun iyi olduğu söyleniyor ama ben doğrusunu isterseniz kalp spazmı geçiren, kalp rahatsızlığı olan bir de bakar mısınız kaç kişinin ortasında götürülüyor ya? Evet, yüzlerce yani, korumanın ortasında. Yani jandarmanın, onu korumak için değil tabii, ne için bilmiyorum da Selahattin Demirtaş tekrar cezaevine
geri gönderildi. EKG falan çekildikten sonra. Bu anlamda çok tehlikeli zaman dilimleri yaşıyoruz. Bunu söylemek isterim. Yine bir HDP milletvekili bu arada gözaltına alındı. Alınanlar tutuklandı. Ne öyleyse her gün bir HDP milletvekili. Şimdi yani şuraya getireceğim lafı. Yani. Ankara zirve üstüne zirve yapıyor. Dün Çankaya Köşkü'nde Başbakan'ın Binali Yıldırım'ın liderler zirvesi vardı. O zirvede CHP lideri, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla AKP'nin yeni ortağı MHP lideri Bahçeli vardı. Kılıçdaroğlu o görüşmede gelen bilgilere göre eğer mecliste 4 parti varsa 4. partinin de genel başkanı içeride tabii o. Hani öyle İki bir eş genel başkanı. Ama en azından içeride bir temsilcinin burada olması gerekirdi. Gerekmez mi gibilerinden bir görüş koymuş masaya Kılıçdaroğlu. Fakat Bahçeli buna çok sert tepki göstermiş. Şimdi bugün de sarayda bir zirve var. Orada hani dünkü şeyde gene güvenlik zirvesiydi. Aynı başlık. Bahçeli 12 maddelik bir yol haritası sunmuş. Onların her biri bir diğerinden daha sert önlemler içeren maddeler. Oysa bu ülkede çok sertlikler görüldü. Darbe 12 Eylül sonrasının sertliği zaten ortada. Ama çözemediler, terörü çözemediler. İç gerilme, kutuplaşmayı çözemediler. Dolayısıyla hani idamı falan konuştuklarını ben zannediyorum. Çözmeye de niyetleri MHP'nin yok. Şeysiyle. Çözmeye niyetleri yok. Çünkü toplumsal kalkışma bu arada seslendikleri alandan geliyor. Seslendikleri kitleden geliyor. Ya Halep meselesiyle bağlantılı olarak 3 gündür İstanbul, Ankara, Adana, İzmir meydanlarında ve sokaklarında yaşananlar vahim. Ya Rus konsolosunun önünde şeriat işsizliği ortaya çıkan bir güruh var. Bir sürü var. Açık biçimde söylüyorum. Güruh ve sürü. Ve yönlendirilmiş ve polis bunu uzaktan izliyor. Ne olduğunu uzaktan izliyor. Şimdi aynı biçimde içerideki düşmanlık kendiliğinden körüklenmiyor. Yani İçerideki düşmanlık da aynı noktalardan. İstiklal Caddesi'nde. Caddesi, evet. Rusya konsolosluğunda. Biraz sesini açar mısınız lütfen? Şimdi aynı düşmanlık aynı merkezden körüklendiği için ve de buna sessiz sedasız kalındığı için, hatta bu konuda evet böyle davranın diye yol verildiği için bir takım olaylar oluyor memlekette. Bunlar tehlikeli şeyler. Mesela HDP il binaları, ilçe binaları, teşkilatları yakılmaya çalışılıyor, saldırılıyor. Aynı şeyin yakında diğer muhalif siyasi partilere gelmeyeceği konusunda hiçbir garanti yok. Başka şeyler oluyor. Sanat ve sanatçı düşmanlığı kendiliğinden kışkırtılmıyor. Birileri tarafından kışkırtılıyor ve görüyoruz ki İzmir'de Fazıl Say'ın, Ahmet Adnan Saygun'daki, ben bir ay evvel aynı salondaydım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 20. İzmir Şubesi'nin 20. yaşını birlikte sen almadık sevgili dostlar. Nasıl bir yer olduğunu biliyorum. O oraya eli baltalı birisi geliyor, bir meczup. Eli baltalı bir meczup geliyor ve o konserin yapamaması gerektiği konusunda elinde baltayla camlara falan filan saldırıyor. İnsanlar polis çağırıyorlar. Polis geliyor, alıyor, götürüyor. Bugün okuyorum ki bu meczup şikayetçi olan yok diye serbest bırakılıyor. Serbest bırakılıyor. Buradan söylemek istiyorum Ayşe Nurcuğum. Önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Yalnızca bu meseleyle bağlantılı olarak önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bununla ilgili olarak, bu meczupla ilgili olarak şikayetçi yok, onun için serbest bıraktık diyor ya söz konusu mahkemenin savcısı ve hakimleri. Benim adım Orhan Aydın. 1954 Rize Çayeli doğumluyum. Bu ülkede tam 45 yıldır sanat yapıyorum. Sanatçılar girişiminin de sözcülerinden biriyim. Sanatçılar girişimi adına bu meczuptan davacıyım. Madem kimse davacı değil, ben davacıyım. Bir an önce derdest edilip içeri alınması gerekiyor. Yarın ne yapacağı, elinde balta mı olacak, patlayan bir silah mı olacak ve kime saldıracağı belli olmayan bir meczupla karşı karşıyadır İzmir ve ülke ve Türkiye. Dolayısıyla davacı olduğumu buradan ilan ediyorum. Fazıl Say'ın konserine saldıran meczup kimse, o davacı olunmadığı için serbest bırakıldığı söylenen yurttaşa karşı ben davacıyım. Bunun bilinmesini istiyorum. Bunun için gerekli hukuki süreci de bu kapıdan çıkar çıkmaz gerçekleştireceğimi bilmiyorum. Evet, suç duyurusunda bulunacağım. Dolayısıyla serbest bırakan savcının da mahkemenin de suç işlediğini düşünüyorum. Aynı şey parkta spor yaptığı için saldıran insanın da, o meczubun da serbest bırakılması gibi. Sokak ortasında kadın dövenlerin serbest bırakılması gibi. Bir şey soracağım. Şimdi
Evinde hani bazılarının görüntüsü yok efendim diyebilirler, şudur budur başka bir şey söyleyebilirler. Bu görüntüyü tekrar tam ekran verelim arkadaşlar. Fazıl Say'ın konser verdiği salonun önüne elinde ne diyorlar ona? Nacak mı? Hayır, neyse, başka öyle bir şey yani. Saldırma yani bir şey diyorlar ona. Neyse. Yani pala mı diyorlar? Pala gibi bir şey. Pala gibi, satır gibi bir şey. Şimdi ama neticede kesici, yaralayıcı, öldürücü bir alet. Şimdi böyle giden birinin kimse şikayetçi değil diye serbest bırakılması acaba hangi yasaya sığar? Yani elinde böyle bir kesici, yaralayıcı, öldürücü aletle gidip tehditler savuran üstelik de. Buradan hani, duyuyorlarsa. Dönerci değil bu adam. Evet. Gidiyor bir yere ve bir şey yapıyor. Buradan duyuyorlarsa Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına açık açık söylüyorum. Davacı olmayan birisi olmadığı için serbest bırakıldığı söyleniyor ya. Basına yansıyanlar bu. Bu gerçeklik buysa eğer ben Orhan Aydın olarak davacıyım. Ve saat bugün öğleden sonra itibariyle bu anlamda hukuki süreci başlatmak istiyorum. Bir an önce bu eli silahlı, açık biçimiyle, kesici aletle dolaşan ve bir sanatsal etkinliğe saldıran meczubun tutuklanıp içeri atılması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bir açıklaması yapması gerektiğine inanıyorum. Evet. Şimdi efendim gelelim. Bütün bunların birer, hani çok söylenir ya, münferit. Yani genellenemeyecek, kişisel, bireysel meseleler olduğunu düşünelim. Başka şeyler de var ama. Neler var mesela? Ak silahlanma diye bir şey çıktı bir vakit. Evet. İçişleri Bakanı dedi ki Doğu Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki parti yetkililerine silah ruhsatı vereceğiz dedi. Bu arada işte başka türlü silahlanmayı teşvik eden insanlar oldu. Melih Gökçek vesaire bunları beğendi, like'ladı mesajları. Kendisi de evet silahlanmak lazım dedi. Birçok insanlar tam Melih Gökçek dedim bilmiyorum ama bunlardan memnun kaldığını biliyorum. Şimdi gelelim ne diyor bakayım çocuklar? Ne diyor? Melih Gökçek bir daha söyleyin. Muazzam bir silahlanma oldu. Pompalı silahı alan evine atıyor. Ha ne güzel. Bak zaten söylemiş beyefendi. Şimdi bunun üzerine gelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün muhtarlara söylediklerinden bir kısacık bölüm dinleyelim. Öyleyse mücadelemizi sadece kurumlara, sadece güvenlik güçlerine bırakamayız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Muhtar dediğimiz nedir? Bulunduğu köyün, bulunduğu mahallenin hangi evinde, hangi dairesinde kim var? Bunların enine boyuna bilendir. Buradan tüm vatandaşlarıma da sesleniyorum. Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak PKK'sıyla, DAEŞ'iyle, FETÖ'süyle, DHKPC'siyle ve tüm diğerleriyle adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı milli seferberlik ilan etti. Bir de anayasanın. Şimdi ben önce şey diye düşündüm. Dün Hüsnü Mahalli nedeniyle ya onun evindeydim ya adliyeye gittim vesaire böyle bir koşuşturmaca halinde olduğum için yarım yamalak internet üzerinden önce izledim. Sonra daha derinlemesine bakma fırsatım oldu. Şimdi milli seferberlik nasıldı? Hani böyle şey... Yerli malı, yurdun malı falan haftalar olurdu. Yerli malı haftası gibi. Yani milli seferberlik nedir? Ey Orhan kardeşim, ver elini. Barış içinde yaşayalım. Milletçe seferber olalım. Bir psikolojik seferberlik, ruhsal seferberlik. Yo, diyor ki anayasanın 104. maddesi. Yani ciddi ciddi bir seferberlikten bahsediyor. Şimdi bir ama
anayasanın 104. maddesi değil, daha sonraki bir maddesi milli seferberlikten söz ediyor. Yani 104. maddede Cumhurbaşkanı yetkileri sıralanıyor. Ona atfen söyleniyor ama orada milli seferberlik ilan yetkisi yok. Yok. Bakanlar Kurulu'yla bu olabiliyor. Bakanlar Kurulu karar alacak. Yani hükümet kararı olacak. Tabii. Meclis onaylayacak. Tabii. Meclis onaylayacak. Yani ondan Cumhurbaşkanı sonra yetkilerini gönderme evet yapıyor 104. maddeyle ama orada yok. Evet. Cumhurbaşkanı imzalayacak. Yayınlanacak resmi gazetede ondan sonra. Yanlış bir maddeden, olmayan yetkiden söz etse de anayasaya bir gönderme yaptığına göre bayağı ciddi ciddi milli seferberlikten söz ediyoruz demek ki dedim. Bilmiyorum, aynı kanaate vardın mı? Aynı kanaate vardım çünkü arkasından hemen bunu destekleyen açıklamalar geldi. İlk açıklamalar elinin altında AKP siyasi yapılaşmasının elinin altında bulunan aynı yandaşlıktan beslenen binlerce yapılardan bir tanesi olan Türkiye Genç İş Adamları Derneği Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Biz bu milli seferberliğe evet diyoruz ve hazırız diye. Ben de bir tweet paylaştım. Ne yapacaksınız? Elinize silah alıp sokağa mı döküleceksiniz? Yoksa terörü parayla mı boğmaya çalışıyorsunuz diye. Şimdi komik de bir durum. Komik ve vahim ve işler acısı bir durum. Yani evet, şimdi, komikten ziyade vahim. Ne yapıyoruz? Yani şunu algılayabiliyoruz. Perde gerisinde şimdiye kadar, bu başından beri böyleydi. 2006-2007 yılında başladı bu silahlanma meselesi. Yani pompalı tüfeklerdeki satışlar, demin Melih Gökçek denen zatı muhteremin paylaştığı durum arkasından gelen, yani AKP'nin, yani bakanların kendi açıklamaları var. Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe örgütlerindeki parti teşkilatlarımızın silahlanması için harekete geçtik dedi. Yani bir sürü ruhsat dağıtıldı demek ki bu anlamda. İstanbul'da ve benzeri il ve ilçeler örgütlerinin tamamında pompalı tüfek satışlarında bir patlama olduğunu biliyoruz. Ne yapmaya çalışılıyor şimdi? Ne yapacağız? Birbirimize mi gireceğiz? Bir parantez açabilir miyim Orhan'cığım? Yetmedi Orhan mi bu kadar kan, öfke, kin, nefret, düşmanlık, bu kadar ölüm, bu kadar katliam yetmedi mi? Ha? Siz 21-22 yaşındaki atanması gereken öğretmenlerin bellerine silah bağlayıp bir aylık zaman dilimi içerisinde polis ilan ediyorsunuz. Sonunu görüyoruz birlikte ne olduğunu. Hangi güvenlik? Hangi seferberlik? Sen kendi elinin altındaki jandarmayı, sen kendi elinin altındaki güvenlik gücü olan polisi katliamını seyrediyorsun birlikte. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Hangi seferberlikle? Benim yaş grubum mu askere alacak? Ne yapacak? Nasıl gerçekleştirecek yani? Yoksa bu başka bir şey mi algılamalıyız bu seferberlik meselesinden? Bir birlikte davranış biçimini mi algılamalıyız? O zaman bunun adı kardeşlik olur, eşitlik olur, barış olur, özgürlük olur. Bunun adı başka olur. Bu ülkenin geleceğinin tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir ülke olması için seferberlik yapılması gerekir. Esas olarak bu ülkede yapılması gereken şey o. Savaşı da böyle yenebiliriz. Savaş kışkırtıcılarında ancak böyle yenebiliriz. Yani aşkı, barışı ve kardeşliği ve sanatı sonuna kadar elimizde silah tutarak halkla birlikte yeni bir dünya örebiliriz. Yoksa terör örgütlerine karşı silahlı bir seferberlik çağrısı iç savaş çağrısıdır. Buradan başka bir şey anlamak durumundaysak eğer bize izah etsinler. Birileri çıksın izah etsin. Ben başka bir şey algılayamıyorum. Ya benim söylediğimdir. Barış, eşitlik ve özgürlük ve demokrasi ve insan hakları için bir ülke yaratmak için seferberliktir. Ya da kan, kin, nefret ve düşmanlıkla örülü bir sürecin başlangıcı için seferberliktir. Hangisidir? Hangisi insan içindir? Hangisi bu ülkenin geleceği içindir? Bunu yeniden düşünelim isterim. Şimdi bir parantez açmam gerekiyor. Bakın sadece belli başlı köşelerde yazılan ve muhtemelen de bu gibi medya mahallesi gibi birkaç programdan öteye konuşulmayan bir şey hatırladım ben. Bu silahlanma meselesi deyince hemen de araladım. Şimdi Hürriyet'in gerçekten hayranlıkla yazılarını izlediğim muhabiri Tolga Tanış. Hmm. Berat Albayrak'ın Power Trans diye bir şirketle Kürt petrolünü ihraç eden, daha doğrusu Kürt petrolünü taşıyan şirketin yöneticilerinden, ortaklarından olduğunu belgeleriyle ortaya koyan, daha sonra bu biliyorsunuz bir de Wikileaks'te de ortaya çıktı vesaire. Bunlardan söz eden, müthiş gerçekleri belgeleriyle hem de ortaya koyan bir gazeteci.
Ben haber yapmıştım. Onun için sevmiyorlar mesela. Tolga Tanış'la İsmail Saymaz'ı. Tabii. Yani bir takım zaten trolller ve yandaş falan, gazeteciler hedef gösteriyorlar. Yakında tutuklanacaksınız tabii diye. Tabii yazıları bir de Tolga Tanış'ın belli konularda kesildi. Sadece Trump falan yazıyor evet, artık. Evet maalesef. Şimdi bunu şey ortaya çıkartmıştı Tolga Tanış. Birdenbire yıl 2013. 2013'ün sonbaharı ya da bu aylar gibi. Birdenbire o önüne de herhalde bir belge geldi. Dikkat çekici bir durum. Şimdi 2013'te Suriye'de savaş başlamış. Erdoğan Esad yerine ey Esad demeye başlamış. O dönemde spor malzemeleri ihracatı patlamış Türkiye'den Suriye'ye. Spor malzemeleri. Allah Allah bunlar savaşta bir de böyle spor mu yapıyorlar, ne yapıyorlar falan. Bir bakmışlar ihraç edilen şey av tüfeği. Ya. Şimdi av tüfeğini bir kere avı spora sokuyorlar. Av tüfeğini spor malzemesine sokuyorlar. Vesaire vesaire. Şimdi bakanlık da sonra Gümrük Bakanlığı spor amaçlı yivsiz av tüfeği vesaire diye açıkladı. Bu arada ama Tolga Tanış dedi ki 2013 Haziran'ından itibaren bu yazı yazıldığında 2013'ün Aralık. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, tam Kasım, Aralık. Geçmişti, Aralık. Aralık. Evet. Yani 6 ayda. 6 ayda Türkiye'den Suriye'ye 47 ton silah ve mühimmat gitmiş. Diyor ki ben buna diyor baktım. Ticaretin uluslararası kodu var vesaire bunların hepsini ortaya çıkarttım. Bir Excel tablosuna dönüştürdüm. Dışişlerini aramış, aradım diyor Sözcü'ye bu tabloyu gönderdim vesaire. Ve bütün bunlar Birleşmiş Milletler kayıtlarında da var diyor. Zaten ilk ben Birleşmiş Milletler kayıtlarında fark ettim bunu diyor. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Türkiye, Suriye'ye silah sağlıyor gözüktü. Neyin nesi dedim diyor. Ama gelen miktar bu. Şey gelen açıklama bu. 47 ton. 47 ton silah ve mühimmat. 9303 kodlu silah cinsinden 3.6 ton. Haziran'da. Temmuz'da bu 4.4 tona çıkmış. Ağustos'ta 10 ton olmuş vesaire. Ama dışişleri ne cevap verdi diye merak ediyorsanız 10 gün oldu resmi bir cevap alamadım diyor Tolga Tanış o zaman. Daha sonra da alınamadı zaten. Evet. Şimdi daha sonra bu bahsi açanlarla ilgili ya? Soruşturma da açıldı. Tolga'nın yazıları sansürledi. Bu konuda yazamaz oldu. Şimdi sen i̇şte silahlanma deyince biliyorsun ne olduğunu. Şimdi neden bu bir kere yani ne dedik? Beşiktaş'ta patlayan bomba fabrikasyon askeri cinsten bir şey bu. Envanteri kayıtlı. Açıklaması Emniyet Müdürlüğü öyle diyor. Tabii orada tam bizim askerimize envanterine kayıtlı demiyor. Bilmiyorum ama yani bir biçimde. Ama askeri malzeme diyor. Evet ama bir biçimde bilmiyorum. Satın alınmış, üretilmiş değil bombacı aynen. tarafından. Aynen. Satın alınmış bir malzeme. Şimdi Suriye'ye bombalar ya da av tüfekleri göndermişiz. Başka şeyler gönderdi bize zaten sonunda ortaya çıktı. Bu bir organize bir işlerdir bunlar herhalde. Bir de Milli Seferberlik'ten ne anladığını bilmediğimiz senin az önce vurguladığın ama daha açık anlatman gerçekten gereken yani. Ay şu ama yani Erdoğan ne kastediyor tartışabiliriz. Sokaktaki adam bundan ne anlıyor? Durumdan nasıl vazife çıkartır sokaktaki adam sana göre? İşte demin örneğini vermeye çalıştım. Fazlası örneğinde olduğu gibi. Halep meselesiyle bağlantılı olarak sokağa çıkmakta Kanlar olduğu gibi. HDP'nin ve benzeri yani benzeri demokratik örgütlerinin ve siyasi partilerinin de önümüzdeki süreçte göreceğiz. HDP il ve ilçe teşkilatlarına Konya örgütünü yakmaya kalktılar evvelsi gün. Ateşe vermeye kalktılar. HDP'nin genel merkezine ateşe vermeye çalışan saldıranlarla ilgili yapılan yasal işlemleri görüyoruz ne olduğunu. Bu bizi bir başka bir boğazlaşmaya götürür. Burada terörü yok edeceğiz diye bir halk düşmanlığı yapmak, Kürt düşmanlığı yapmak galiba şu an yaşadığımız siyasi aklın temel mezhep meselesi. Mezhep düşmanlığı. Mezhep düşmanlığı yapmak da öyle. Yani bir AKP'li geçen gün bir tweet attı. Yani hedefi mesela aynı zamanda Alevi düşmanlığı. Alevi düşmanlığı yapıldı. Yani mesela
Oradaki durum o. Yani İran'daki Şiiler dediklerini Alevileri işaret ediyorlar ve Alevi düşmanlarının bunun üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla buradan net biçimde söylemek gerekiyor. Bu ülke yurttaşlarının sağduyulu dediğimiz yurttaşlar var ya, ben bu sağduyu denen şeye inanmıyorum. Bu solduyu denen şeyi harekete geçirmek lazım. Ne de sağduyu olması lazım. Nedir bu sağduyu? Sağduyu dediğiniz şey hoşgörü, barış, eşitlik, altı boş. Solduyu da var barış ve kardeşlik ve eşitlik. Ve bu ülkenin tam bağımsız ve özgür olmasını isteyen yurttaşlar da var. Gerçek demokrasiyi isteyenler de, biat etmeyenler de, kendi aklını yürütenler de, yan yana gelip ülkesinin çıkarları için bu anlamda örgütlenenler nerede var bu? Dolayısıyla bunların düşünmesi gerekiyor bu ülkeyi. Bu ülkede, bu ülkenin geleceğinde eğer söz sahibi olmak istiyorsak bu siyasal anlayışlara ve dayatmalara karşı yan yana gelmesini de becerebilmeliyiz diye düşünüyorum. Başka çıkışımız yok. Eğer onurlarımızı, şereflerimizi, haysiyetlerimizi, erdemlerimizi birleştiremezsek bu dinci gericiliğin üzerimize attığı kara örtüden başka türlü kurtulma şansımız yok. Bunun için en güçlü silah elimizdeki sanatsal durumdur. Şiirdir, edebiyattır, danstır, tiyatrodur, sinemadır, heykeldir, çok müziktir. Çok affedersin, avukat arıyor, Hüsnü'nün avukatı. Efendim, Hüsnü Mahalli hastaneden ayrıldı, adliyeye doğru gidiyor. Tamam. Tamam, yani diyelim ki bir gibi orada olsa, bir çeyrek geçe gibi, iki falan gibi. Hı. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Turan Bey, sağ olun, eksik olmayın. Evet, telefonu açtım ama yani beklediğim telefonu, kusura bakma. Adliyeden ayrılmış. Hastaneden ayrılmış. Hastaneden ayrılmış, Hüsnü Mahalli adliyeye götürülüyor. Orada savcılık ifadesini alacak ve suçun, atılı suçun, iddianın vasfına baktığınız zaman da öğleden sonra evet, özgür olacağını umut serbest ediyorum. Benim iyi komşum diye pankart asan komşusuna alt katta oturup da hıçkırıklar içinde ağlayan komşusuna, herkese haber olsun. Şimdi onlar... Dilerim evden sonra güzel bir haber paylaşırız. Umarım güzel bir haber paylaşırız. Henüz müjde diyemiyorum elbette. Evet. Ama bu arada sana bu bırakacağım. Hastanede bu kadar uzun sürmesi de konsültasyonu ilginç. Sana yok, durumu ciddi olduğu ciddi canım, için. Ciddi. Sana sözü bırakacağım ama şunu söyleyemedim. Bakın ne oldu, ben zaman kalmadı söyleyemeyeceğim. Saygı Öztürk diyor ki, MİT FETÖ için tam 20 yıl önce uyardı diyor ve adım adım takip etti diyor. Devlet hakikaten biliyormuş, göz göre göre gelmemiş FETÖ denilen örgüt. Gözlerinin önünde gelmiş, yani bakmışlar, seyretmişler, hani şey değil, şöyle görmezden gelerek değil, bayağı seyretmişler. Okuyun. Benim zamanım yok paylaşmaya çünkü senden bir toparlama rica edeceğim. Ya demin söylediğim yerden hareketle düşüncelerimi dile getirmek isterim. Zor zaman dilimine girmiş durumda. Şimdi yaşadığımız topraklar, dünyanın genelindeki emperyalizmin saldırganlığının maşası durumunda bir ülkenin yurttaşı olmak da utanç verici bu anlamda. Kardeş kanına elini sürmüş insanlığın geleceği karanlıktır. Ne olursa olsun içeride ve dışarıda savaşan, hem kendi halkına karşı düşmanlık eden, hem bölge halkına karşı düşmanlık eden yapıların, siyasi anlayışların artık tarihin çöplüğüne gömülmesi gerektiği konusunda bir hemfikirlik yaşamamız gerekiyor bütün bir coğrafyada. Bunun altından birlikte kalkabiliriz diye düşünüyorum. Lazıyla, Çerkeziyle, Apazıyla, Rumuyla, Ermenisiyle, İslamıyla, Alevisiyle, kim varsa bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlar, Bu tarafını artık ötelemeleri gerekiyor. Yani 14 yıldır yaşadığımız kin, nefret, kan, gözyaşı, ölüm, katliamlar, doğanın yok edilişi, talan, bütün bunların artık bitmesi bu ülkenin gerçek anlamda eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsızlıkçı bir çizgide kendi hayatını sürdürmesi için birlikte mücadele edebilecek bir zemin yaratmak durumundayız. Bunun için de iki şeyden kurtulmak durumundayız. Biri, rant politikalarını bir an önce bu ülkenin hayatından söküp atıp çıkartmak, özüne dönmek, kendi topraklarına, kendi sınırlarına, kendi eşitlikçi ve özgürlükçü anlayışına sahip çıkan bir çizgide
barışçı bir mücadele yaşatmak, bir diğeri doğayla olan ve hayatla olan sevdasını yeniden kuşanmak. Evet. Yani buradan söylemek isterim, deminden beri söylemeye çalışıyorum. Validebağ korosunun başına gelen şey cinayettir. Bu kararı veren mahkeme heyeti vatan hainliği yapıyor. Net söylüyorum. Dur aman bir de seni net söylüyorum. Net söylüyorum. Validebağ'ın ne olduğunu biliyorum. Oradaki bitki dokusunun oradaki dokunun o ağaçların yok edilmesine karar verenler. İmara açıldı çünkü Validebağ. Evet, karar verenler. Ama böyle sorgulamak gerekiyor. Kullanma, bir Validebağ, de senin peşinden koşmuyor. Bana söyleniyor bunlar. Yazılıyor çiziliyor hakkımda. Niye kimsenin sesi daha çıkmıyor o zaman? Ben bunu söylediğim için. Ağaç kesmek cinayettir. Cinayettir ağaç kesmek. Yani baksınlar en azından kendi tapındıkları Osmanlı padişahlarının durumuna baksınlar. Bir ağaç kesenin başını keselim diyenlere baksınlar. Biliyorum lütfen. Hayatım biliyorum. Çok teşekkür ediyorum canım. Bütün o şeyle enerjinle katıldığın programa çok teşekkür ediyorum. Efendim programı bitirirken az önce avukatından aldığım bilgiyi tekrar hatırlatıyorum. Hüsnü Mahalli şu anda adliyeye doğru götürülüyor. Hastaneden alındı. Yasal olarak gözaltı süresi bitti ve atılı suç iddia edilen suç çerçevesinde gözaltı süresinin uzatılması söz konusu değil. Savcılığa çıkacak ve çok 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 büyük bir ihtimalle diyeyim, burası Türkiye olduğu için hala hiçbir şey belli olmaz tabii ama öğleden sonra saatlerinde serbest kalacak. Ben orada olacağım ve Halk TV ekranlarından sizleri bilgilendireceğim. Bunu paylaşmak istedim. Bir de dediğim gibi Hüsnü Mahalli için değil, bütün meslektaşlarımız için, daha doğrusu adaleti arayan, özgürlük bekleyen herkes için bu güzel çiçekle, sevgili Orhan Aydın'ın getirdiği bu güzel çiçekle veda edelim. Aslı Erdoğan'ı da lütfen unutmayalım. Aslı'ya özgürlük dileyelim. Sen kapat. Bir cümle. Evet. Bir cümle. Bu çiçekle hayatı gönder. Sen kapat. İnsan hayatı kutsaldır. Hiçbir kutsal değerle özdeşemeyecek derecede önemli bir kutsallığa sahiptir. Aslan yaşatabilmektir, öldürebilmek değil. Dolayısıyla doğa kendi sesini çiçekle, bitkiyle, ağaçla, yağmurla, bulutla haykırıyorsa eğer, insan da kendi düşüncesini açıklayarak haykırabiliyor. Dolayısıyla düşünceye özgürlük. Evet. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.